Yeni bir videoma daha hoş geldin prensesim. Sen de hoş geldin kardeşim. Arkadaşlar bugün kardeş deyip öpüşenler, izin verse gözümüzün önünde zigijenler, cool olacağım diye sarılıp sevişenler, işte bugün o insanları izleyeceğiz. Biraz ağır bir giriş oldu. Evet, yani bu kelimelerim sadece bu videoda çıkacak olan insanlara değil. Bunlar sadece fragman, bunlardan daha beterleri de var. Ve gözüme şöyle bir şey takıldı. Videosunu çekeceğim bu kız beni takip ediyor ve zamanında da belli şu kadar falan bir konuşmamız olmuş. Tabii ki bunların benim için hiçbir önemi yok yani. Konuşsam da konuşmasam da ben gördüğüm şeyi yüzüne lak lak söylerim, çekinmem yani. Arkadaşlar bu video sayesinde acayip derecede bir düşman kitle edineceğiz. İftiralar mı ararsın? Küfürler mi? Hakaretler mi? Hepsi bizi bulacak. O yüzden siz sadece benim dediklerimi dinleyin ve benim ağzımdan çıkmayan bir söze asla inanmayın. Zaten ben kitleme yalan söyleyecek bir insan değilim. Bu videodan sonra da herhangi bir olaylar olursa açıklamasını yaparız. Rezil insanlar diye bir seri başlattım. Evet, bu seriye rezil insanları koyacağım. Ya şöyle söylemek gerekirse bu kızın bütün videoları rezillik değil. Çok güzel videoları da var. Şimdi doğrularını yanlışlarını koyduğum zaman gerçekten hani doğruları da var kızın. Yalan konuşmayayım. Güzel videoları da var. Ama çok rezil videoları da var. Sadece bu kıza yüklenmeyin arkadaşlar. Hani kıza rezil demiyorum. Bakın, kıza rezil demiyorum. Kızın videoları rezil. Hani başlıkta tabii ki rezil insanlar yazdım. Evet, çünkü videoda bir rezillik var. Ama kız rezil bir kız değil ben. Kız bence aklı başında bir kız. Ama sadece şu an çok yanlış davrandığına inanıyorum. Bu videonun asıl amacı bu insanın bu videoyu gördüğünde kendine bir nebze olsun çekidüzen vermek. 3-5 takipçi için orada burada başkalarıyla öpüşmesine bence gerek yok. Neyse arkadaşlar, yeterince açıklamamı yaptığımı düşünüyorum. Çünkü ağır bir video olacak. O yüzden açıklama yapma gereğinde bulundum. Başlayalım isterseniz. Evet arkadaşlar, kızın hesabı bu. Takip etmek isteyenler varsa takip edebilir. Dediğim gibi ufak bir konuşmamız olmuştu. Zaten Ankara içi alım malım vardır filan yazmışlar. Saçma sapan videolarıyla başlayalım. Güzel olanlara, güzel kötü olanlara da gerçekten yorumumu yapacağım. Tanıyorum manıyorum diye hani yorumumu çekmemezlik yapmayacağım. Ne görüyorsam onu söyleyeceğim abi. Tamamıyla doğal olacağım. Başlayalım. Bak bu güzel bir video mesela. Bu güzel bir video, evet. Bu da güzel bir videoydu. Evet, bu videoyu izledim ve hiçbir anlam veremedim. Siz orada ne yaşıyorsunuz amına koyayım? Çocuklar mocuklar soyunmuş moyunmuş. Burada neler olmuş anlamadım. Devam. Tamam, bunlar normal videolar. Bu yani bu videolarda bir şey yok. Hayatımda ben böyle itici bir video görmedim mesela. Şu an cool olduklarını falan zannediyorlarsa tamamıyla yanılıyorlar. Çünkü iğrenç duruyorlar. Ben videodaki kardeşime de bir şey söylemek istiyorum. Birçok videoda gördüm ben bunları. Siz erkekler, siz böyle erkekler daldan dala böyle zıplaya zıplaya gidiyorsunuz. Bir gün dalına konacak bir ağaç bulamayacaksınız ve konacağınız tek şey bir kaktüs olacak. Kaktüsün de üstünde ne olduğunu iyi biliyorsunuz. Bence bir erkek yürekten sevmeli arkadaşlar. Yani bir ağacınız varsa, tamam mı? Onu sadece ona bakarsınız, onu beslersiniz, suyunu verirsiniz. Ama bunlar daldan dala atladıkları için günü geldiğinde oturacağı şey ve konacağı şey sadece bir kaktüs olacak. Biz yürekten sevenler olarak bir ağaca sadık kalmayı tercih ediyoruz. Ve ben harbiden bir ağaca sadık kalmayı tercih ederim. Asla da bu tarz bir video çekip atamam mesela. Götüm yemez yani. Bir de o kadar geniş değilim. Kız arkadaşım da olsa, kankam da olsa öyle sarılıp marılıp dudak dudağa gelip atamam. Saçma. Devam. Yani her videoda neredeyse öpüşecekler ama. Çok iticiler yani. Sevgili mevgili de olsa, hatta şunu söyleyeyim, yani sevgili olsa hiç atmaması gerekiyor. Çünkü sen geniş misin amına koyayım? Sevgilini nasıl bu şekil paylaşabiliyorsun? Anlamadım. Bu videolar beni çok geriyor. Şu an aşırı sinirlendim mesela. Devam.
Hadi bu videoda bir şey yoktu. Bu güzeldi. Devam edelim. Burada da kızı taş kağıt makasla aldılar. Burada anlatılan şey ve yapılan şeyin gerçekten çok iğrenç olduğunu düşünüyorum. Siz kızları bir mal olarak mı görüyorsunuz da taş kağıt makasla alıyorsunuz anladım. Ya diyorum ya, izin versem şu an gözümün önünde, yani ben çok geriliyorum gençler. Ben bu videoda harbiden sakin konuşmayacağım. Tanıdığım manıdığım da olsa sakin konuşmayacağım. Şu yapılan şey iğrençlik amına koyayım. Gerçekten çok iğrençlik. Yani kızlardan midem bulanıyor, kendi soyumdan da tiskiniyorum. Bak, her fırsatta birbirinize dokunuyorsunuz amına koyayım. Devam. Bence öyle çok güzel bir kız da değil yani. Gerçekleri söylüyorum, çok güzel bir kız da değil. Buradan anlamayın ki kendimi övüyorum mövüyorum. Ben de çok yakışıklı bir insan olduğumu düşünmüyorum. Ama bu kız da güzel bir kız değil. Yüzlerindeki fondötenler çıksa duvar boyarım ona. Devam. Devam. Ve burası Ankara, Gençlik Parkı. Yani kız kucaktan kucağa atlayıp duruyor. Güzel, bu da bir başarı. Bu da bir başarı. Çok güzel bir başarı. Güzel bir videoydu, devam. Ya gerçekten yani kusacağım amına koyayım ya. Harbiden kusacağım yani. Şu video nedir ya? Çok iğrenç, rezillik ya. Acaba ailesi görüyor mu? Görmüyorsa bu da bu video sayesinde görür inşallah. Devam. Hangisinde kaldık? Şu muydu? Şu mu? Hangisinde kaldım oğlum? Sinirlendim ya. Devam. Neden rezil dediğimi anlıyorsunuz değil mi? Ben hiçbir videoyu böyle tiskinerek izlememiştim bugüne kadar ya. Bir onunla öpüşüyor, bir onunla öpüşüyor amına. Devam, ha doğru düzgün videolar gelsin. Gerçi o videolardan sonra ben bu şu kıza düzgün bakamıyorum. O da ayrı bir konu. O videolardan sonra yani sakin bir kafayla temiz bakamıyorum ben. Devam. İnan senden geçemiyorum. Yine sarhoş oldum, geciliyorum. Güzel, devam. Bakın söylediğim gibi güzel videoları da var. Keşke sadece böyle şeyler yapsa. Amına koyayım, burada da lezbiyen olmuşlar. Sözümü geri alıyorum. Boşver geçiyor bir ömür, gerek yok uzatmanın. Buruk bir şarkısın. Devam, devam. Tek başına video çeksen daha iyi bence. Yani dediğim gibi bakın, onların açısından da düşünüyorum ve bence kendilerini düzeltmeleri gerekiyor. Öpüşeceksen de bunu sosyal medyada yapmamalısın bence. Ya bizim görmememiz gerekiyor. Madem öpüşeceksiniz,
Devam. Belki üstümüzden bir kuş geçer, kanadından bir tüy düşer. O bakışlar yakışır. Güzel. Artık algılarım kapandı arkadaşlar. Aklım hala benim o saçma sapan videolarda kaldı. Ve ben sinirleniyorum ya böyle videolar gördüğüm zaman. Aslında bana ne amına koyayım, beni ne sikler de işte. Ya bir küfür ettiğim için de özür dilerim. Ama insan bir garip oluyor ya. Ben anasını satayım, sevdiğim kıza dokunmaya kıyamazken adamlar gözümüzün önünde nerede var birbirlerini. İlginç. İlginç. Ve yarın bir gün bu kız anne olacak. Sen güllerden de güzelsin. İşte o daha saçma zaten. Bazen aklıma geliyor, acaba evlenirken geçmişi böyle olan bir kızla mı evleneceğim? Allah korusun. Devam. O bu arada o videoda bok gibi olmuş. Bulanık çıkmış. Devam. Bir de bu yana. Şu an kendim... Abi ben çok takıldım o videolara ya. Devam. Yani ev, bak eve bakarsanız ya normal bir ailenin kızı olduğu da çok belli oluyor. Neden böyle şeyler yapıyor? Ya inşallah kendini düzeltir ya. Bence düzeltmesi gerekiyor. Bakın bir zamanlar sadece kızlarla video çekiyormuş. Bir zaman sonra erkeklerle saçma sapan videolar çekmeye başlamış. Tamamıyla popüler kültürün getirdiği şeye kapılmış kendisi. Yani bu tarz videolar çok izlendiği için o da onları yapmaya başlamış. Arkadaşlar ben daha fazla dayanamayacağım. Hani gerçekten bu tarz videoları izlemek istemiyorum. Ama insanların da bilinçlenmesini istiyorum. Çünkü ben bu kızı tanıyorum. Ve... Yani ailesinin mahallesinin de haberi olduğunu düşünmüyorum ve çok iğrenç şeyler yapıyorlar. Yanındaki erkeklere zaten lafım yok. Onlara ya onlar bir tisk indiriyorlar. Dediğim gibi daldan dala kona 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 en son konacakları şey kaktüs olacaktır. Bu videodan sonra çok büyük üstüme geleceklerini de biliyorum. Hodri meydan. Hepiniz teker teker üstüme gelebilirsiniz. Zaten gerçek hayatta realde karşıma çıkmayacak kadar yüreksiz olduğunuza da eminim. Ama sosyal medyadan istediğiniz kadar böyle üstüme gelebilirsiniz. Ve ben bu videoda şunu da söylüyorum. İstediğiniz zaman istediğiniz yerde karşınıza da çıkabilirim. Hiç problem yok. Neyse arkadaşlar, gelecek olan iftiralara vesaire kanmanızı istemiyorum. Sadece arkamda durun ve 70 bin aboneye özel bu videomu beğenmeyi unutmayın. Ve şunu söylüyorum. Yani... Popüler olacağım diye bu tarz şeyler yapmayın. Umarım yapmazsınız. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet. Bye bye.